Bilim bugünün doğrusudur. Yarın Hüseyin çıkar, senin doğrunu çürütür, yerine yenisini evet. koyar. Ama ilimi asla değiştiremezsiniz. Değiştiremez. İşte bunu söylüyorum. Grelin hormonunun bu özelliğini bilmiyorlar. Zaten yeni bulundu ya. 17-18 yıllık bir geçmişi var grelin hormonunun. Ha, açlıkta işte o ne bileyim kan şekerim filan düştü diyor. Eli ayağı kesiliyor. Tamam hipoglisemiyi kabul ediyorum. Yani hakikaten düşüyor glikoz 40'lara, 50'lere. Ee, orada da el ayak kesilir ama adamın hipoglisemisi yok ki. Grelinden dolayı, dez grelinden dolayı bu şikayeti var. Yani doymamış yağ, kısa zincirli, kısa zincirli, doymamış Yağ asitleri tüketecekler. Bir tane ya. örnek verin hocam sorularımıza devam Zeytinyağı. edelim. Zeytinyağı. Bitti. Ha, bunu nasıl yaparsınız? Bak şimdi değerli izleyicilerimiz zaman mı bitti Hüseyin? Hayır hayır hocam. Ee, daha çok soru cevaplayalım ha. diye uğraşıyoruz. Şu anlamda. Mesela ben zeytinyağını aldığım zaman buzdolabına koyarım. Buz, çünkü onun yarısı doymuş, yarısı doymamış yağdır. Kristalize olur. Ha Donar. O donanlar çöküyor. Onlar... İşte bildiğimiz doymuş yağdır. En kaliteli olan kısmı hangisidir? Sıvı halde kalan kısmıdır. Üst tarafı. Ha, üst tarafı. Ben onu yavaşça şişeyi alırım, onu bir bardağa dökerim, tamam? Ayırırım onu. Ötekinde kullanırım. Mübarek yumurta yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, yemekte kullanıyorsun. Ha, işte o donmamış ama hemen ertesi gün yapmayın bunu. Şöyle 5-6 gün beklesin dolapta zeytinyağınız. O doymayan kısmını ayırın. Doymamış yağ oranı en yüksektir. İçinde doymuş yağ oranı yoktur. En sağlıklı yağdır. Böyle. Yani biraz şey yaparsan, e, dolayısıyla ben oradan işte özellikle yemek yerken bir kaşık, iki kaşık böyle tatlı kaşığı ondan alırım ve açlık duygusu da çekmem. Yani grelin hormonu açlığın gelmiştir. Tamam mide boşalmıştır. Bağırsaklar peristaltik ince bağırsaktan tamamen çıkmış, kalın bağırsağa yönelmiş ama açlık duygusu gelişiyor. Çünkü bağırsaklarda da grelin hormonu üretiliyor. Ama mübarek beyine gitmiyor, beyine. Çünkü şey bağlı, yağ asitleri bağlı. Hocam şimdi değerli seyircilerimizden Hanımefendiler eminim kalktılar dolaba zeytinyağı koymaya gittiler. İnşallah, İnşallah. Yani Çünkü bir insanı ilk defa zayıflatmak başardım, ilk defa istiyorsanız, alıyorum. evet ben de ilk defa açıklıyorum İlk defa yani, bunu, evet. e, Dolayısıyla bazı bilgiler var veremiyorsunuz. Ee, yani bazı kişiler hemen onu sahipleniyor, ilaç yapıyor filan. Biz bunu topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Her neyse, yani diyet yapıyorsanız diyetinizde buna. Özen gösterin. Bak bu tür yağı kullandığınız zaman korkmayın kilo aldırmaz size. Mübarek. Selülit de yapmaz asla. Doymamış yağ oranı yüksek. Bunu kullanacaksınız. Dolayısıyla açlık duygusu çekmeyeceksiniz. Eliniz ayağınız birbirine dolanmayacak.